Adıyaman'ın Kağıtı ilçesinde nadir görülen bir hastalığa yakalanan Güner Utar, el, kol ve ayaklarındaki hareket kabiliyetini her geçen gün kaybediyor. El, ayak ve kolları kemik erimesi nedeniyle günden güne eriyen ve 4 yeğeninin de aynı hastalık görülen Utar daha iyi tedavi için yardım bekliyor. Parmakları yapışık olan Güner Utar, 7 yaşından bu yana bu hastalıkla mücadele ettiğini belirtti. 12 kardeşin içinde bir ben rahatsızım. 7. çocuğum ve de 7 yaşından beri bu hastalığım devam ediyor. Tarsus'a gittim, baş parmağımı aldılar. Ondan sonra yara daha da azıp ilerledi. Ondan sonra Adana'ya gittim, yine çare bulamadılar. Ondan sonra Malatya'ya da gittim, Malatya'dakiler de çare bulamadı. Ve de yara şey yapıyor, su akıyor. Su aktığı gibi kemik erimesi oluyor, ayaklarımız gitgide yok oluyor. Aynı şekilde ellerden de başladı. Ondan sonra Ankara'ya da yeğenlerim gitti, orada da çare bulamadılar. Benim aynı şekilde yeğenlerimde de başladı. Yeğenlerimin ayaklarından da ilkin benimki gibi oldu. Aynı şekilde abimin iki çocuğunda da var. Hastalık, bir de halamın iki torununda da var. Bu hastalık devam ediyor ve de ayaklarımızdan başlayıp sonra yavaş yavaş erimeler oluyor. Kemik erimesi oluyor. Ondan sonra ayaklar yavaş yavaş eriyor. Ondan sonra yavaş yavaş ellerimize geçiyor. Ellerimizde de aynı şekilde başlıyor. Şimdi benim hem ayaklarımda hem ellerimde var ve de yeğenlerimde de sadece ayaklarında var. Onlarınki de yavaş yavaş eriyip gidiyor. Ondan sonra doktorlarımıza gittik. Adıyaman'a gittim ben. Ondan sonra Tarsus'a, Malatya'ya, nereye gittik? Çare bulamadılar. Hastalığın ismi Hasan 2 diye geçiyor. Genetik akraba evliliğinden kaynaklanıyormuş ve de buradan bütün milletvekillere sesleniyoruz. İnşallah bir yardımları dokunur ve de başbakanımıza sesleniyoruz. Biz de iyileşip aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Ben ve 4 yeğenim de aynı hastalıktan dolayı ve de bütün yetkilerimize yardım istiyoruz. Daha iyi hastanelerde ve daha iyi doktorları bize yardım etmelerini rica ediyoruz. Aynı hastalığa yakalanan 13 yaşındaki Nazlı Utar da iyileşip sağlığına kavuşarak kız arkadaşlarıyla okula gitmek istediğini söyledi. 3 yaşındayım. Ayaklarım yara olduğu için ben okula gidemiyorum. Bu yüzden Cumhurbaşkanımız ve milletvekilimiz bize yardım etmesi için çok seviniriz. Cumhurbaşkanımızın bize yardım etmesini istiyoruz. Ben bütün kızlar gibi okula gitmek istiyorum.